Montunu al ve helaya git. Montunu giy. Hey, montla sıç. Bu arada direkt bu videodan sonra Detroit'e de geçerim ya. Montla sıç. Montunu al ve helaya git. Montunu giy, montla sıç. Ay bu ne biçim şarkı ya? İğrenç ya. Merhaba, ben Ezgi. Diş hekimim Vipana Pro Expert kullanırsam işin uzmanı olacağımı söyledi. Sonuç gerçekten muhteşem olacakmış. Daha ilk fırçalamadan itibaren dişlerimdeki inanılmaz değişimi fark ettim. Hatta diş hekimim de farkı gördü. Size bir şey, videonun hiçbir mantığını göremedim. Daya iyi kasa geldi bu arada. Merhabalar, arkadaşıma Türkçe'yi öğrettim. Say merhabalar. Allah'ım sen ona doğru yolu göster ya Rabbim. Merhabalar. Emmalala hoş geldin aramıza. Yoksa o bu yolu bulamaz. Hoş geldin. Sen beni kaybetmeyi göze aldıysan ben seni silmekten şeref diyorum. Okur çekimi ol. Okur çekimi ol. Ya bence çok şekerdi bu arada. İnanılmaz şekerdi. Baba terörü. Sınıfın genel başarısızlığının düşüklüğü nedir? Bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci neden bütün dersleri anlasın? Onun cevabını verirseniz ben de sorun cevabını açıklarım. Allah senin belanı versin pencereciğim. Hele ismine bak hele Tenno. Lan manyak, bu ne anlama geliyor biliyor musun? Ne anlama geliyor? Gerizekalı. Tenno. Ayıp. Bugün çok tatlısın ablam demişsin. Yusufçum çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Doğaç Tanrıverdi 5. ayını kutlamış. 5. ayın kutlu olsun Doğaç. Selamlar selamlar. İmam Hatip'ten kapatılsın mı? Ne alaka ya? Acılara yürüyor, korkuyorum. Arada bir kalbini yok. Hadi. Hadi vur vur hadi. Düşen dedim ben sana, düşen dedim. Dayıcım ya, ama dayı ya da bunu yapmazsın da bu arada. Ne oluyor ya? Tazecik kıymetli yanecik ana sütü gibi terdi. Manyak. Kadın ne yapmaya çalışıyor? O daha da saçma. Ciddi bir soru, adam gibi bir soru soracağım. Niye? Adam mısın sen? Soru soruyorum. Adam mısın? Lan anlamında. Adam mı? Kalk kalk. Ananı sikeyim. What are you doing?
Tam ben bu arada, tam benim yapacağım hareket. Ben net size söyleyeyim yani. Gerçi psikopatça, tam benim yapacağım hareket. İneklerle beraber dans etmek. Abi bu çok iyi ya. ¿Cuándo va a presentar el gobierno sus previsiones? Leyla da dershaneye gidiyor. Baya hırslı hazırlanıyor. Ceylan çok hırslı hazırlanıyor. Aa! Aa! Müthiş. Aa, bu gerçek mi ya? Çok hızlı ya. Ay bayılırım bu efekte. Ya ekse şeyi bulabilir misin? Bu işte akraba buluşmasında maşallah inşallah diye bununla aynı efektle yapıyorlar. Onu bulabilir misin? Çok güzel. Aydın'da incir toplarım, Rize'de çayı kırparım, Erzurum'dan İzmir'e uçakla seyahat ederim. Peki bizim bu sözlerden ne anlamamız gerekiyordu arkadaşlar? Aydın'da incir toplarım, Rize'de çayı kırparım, Erzurum'dan İzmir'e uçakla seyahat ederim. Mükemmel. Derin devlet içeriyor, anlamazsın mı? Doğaçlama mı yapıyor? Yapmasaymış daha iyiymiş yani. Doğaçlama olmamış pek. Diyecek laf yok mu? İğrenç olmuş abi, olmamış yani. Dinlemem. Gerçi bu türün doğaçlaması olsa da dinlemem de. Dayı aynı ben de ne dediğimi bilmiyorum. Gerçi evet. Olur öyle ya. Net dinlenirim. Aa, ben böyle şeye çok karşıyım bu arada. Bence çok şey, mermi çok sıkıntı yani. Plastik mermi. Hiç çocukların oynamasını da sevmem. Bir anım var zaten. Bir gün kendimi bu konuda toparlayabilirsem anlatırım. Bir tane çocuktan plastik mermiyle kurşun yemiştim. Aha, tabii intikamımı soğuk bir şekilde aldım ilerleyen senelerde ama yine de asla asla unutamayacağım bir anıydı. O yüzden kurşun yerim soğuyun. Vallahi tam olarak öyle oldu. Aldım intikamımı soğukça. Ama yok, asla affetmem, asla da unutmam. Normalde hiç kindar bir insan değilimdir. Ama asla bunu unutmayacağım. Günaydın be. Nereden mi yedim? Yani oradan yemedim arkadaşlar. Hani sık dışta şurama bir yere falan geldi. Sen affetsen de ben affetmem. Eyvallah canım. Çet affediyoruz. Aynen. Ne yaptın mı? Yani şimdi ne yaptığımı şöyle açıklayayım. Şimdi o büyük ihtimalle o zamanları hatırlamıyor, tamam mı? Biz aynı sitede oturuyorduk. Ondan sonra çocuk ölmedi. Yok. Ya yok, anlatmayacağım. Kötü bir şey yaptım çünkü. Yani normalde yapmam da o çocuğu bir tek unutamadım. Kurşuna oturttu. Ağladı, linç, anlat. Ya hayır, şöyle, zaten öyle bir şey değil. Ben hani fiziksel saldırıda artık bulunmuyorum. O zamanlarda da bulunmuyordum. Duygusal bir ağladım mı? Abi deli gibi ağladım tabii ki. Artık derken tek artık fiziksel saldırıda bulunmuyorum. Küçükken kendimi savunmak için birkaç kere dövmüşlüğüm var birilerine ama o eskidendi yani. O çocuk bendim arkadaşlar. Öyle bir vücuttu ki ben eşitsizliğe karşı her zaman şey bir insan. Tanıyorum birazcık. Şişeye kafasına soktu. Yok yok, psikolojik kışkırtma değil ya. Yani çocuk bana yazıyordu falan filan böyle. Neyse ben de... Ya yok, anlatamıyorum abi. Aferin sana, kanala 5 kişilik abone hediye etmiş. Çok teşekkür ediyorum, aferin sana. Hoş geldin. Çok sağ ol. Kutlu olsun bu arada abonelikler.
Hoş geldin Kartal. Aferin sana. Aferin sana derken bana aferin anlamında. Aferin sana harbiden. AMK. Aynen, adını hak ediyorsun. Çok sağ ol abi tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Bizi de görseydin diyen var. Hayırlı olsun arkadaşlar tekrardan. Anlayı baga mı soktu, neden? Ha, aferin sana, aferin sana. Neyse, bir gün anlatırım. Utanıyorum böyle şeyleri anlatmaktan. Çok pişman oldum şeyler çünkü. Ben normalde insanların hiç duygularıyla oynamayı sevmeyen bir insanım. Ergenlik yani. Beğerek. Unicuited bit. Bir şeyler okudum ama 14 abone olmuş kanala. Unik, hoş geldin aramıza. Çok sağ ol, hoş geldin. Ler. Boom. Ya bana bir şans ver amına koyayım. Sana aşık olmak da mena diyoruz bu çocuğum ya. Bu kadar açık ve net söyleyeyim ya. %100 sana aşık olurum ya. Aa, banlayacak mıyım? Merhaba, ben Sedat, hırsızım. Biz evlere giriyoruz normalde. Yani ufak tefek bir şeyler çalıyoruz ama şu anda herkes evinde, hiçbir yere giremiyoruz. Biz de taş mı yiyelim? Sayın Cumhurbaşkanı, buradan size sesleniyorum. Bize bir fon falan bir şey ayrılsın. Çok teşekkür ederim efendim. Saygılar. Saygılar. Kışın etimiz donuyoruz burada. Donduğumuz halde vantilatör açmışlar. Görüyor musun? Bunun parası senin benim cebimden çıkıyor bak. Kaç 4 tane vantilatör açmışlar. Dayı tamam da ne alaka? Ay bu ne be böyle? Allah yarca. Niye o kadar çirkin? Abla bugün çalıştığım yere dızcı geldi. Böbrek taşı bu. Nasıl yani? Ya, iğrenç abi. Ben çok çirkin bir kas. Böyle kas mı olur ya? Bir yamuktu. Baksana tipe. Bu ne? İçe doğru bükülüyor bu. İç bükey. Ay çok çirkin abi. Hayatım o kadar çirkin kas ilk kez görüyorum herhalde. Ay çok kötü. Allah yar yardımcınız olsun. Cumanız mübarek olsun. Duvarda elek mi olur? El kızı melek mi olur? Buna gülmeyeceğim bile, şerefsiz geçiyorum direkt. Kaptanınız konuşuyor. Size uçuşla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda evden çalışıyorum. Hamsiyi vurdular, alçaklara boyadılar. Ana yüreğini yaktılar, kerbelada. Anla o sensin mi? Ne alaka ya? Filli boya. Fil boya da öyle yapılmaz. Ya benim yüzümde şu an makyaj yok sayılır. O kadar makyaj laf ediyorsunuz. Yemin ediyorum çok mütevazi bir insan olduğum için hiç kendimi övmüyorum. Ama benim yüzümde makyaj yok sayılır yani. Aynen 20 kilo. Yok yani abi. Ben böyle şeyle çok uğraşan bir insan değilim. Doğal güzellik her zaman daha... Nasıl? Makyaj çünkü badana mı var? Test mi edelim? Nasıl test edeceğiz? Size yeni gözlüğümü göstereyim. Çok güzel değil mi?
Ya şu an biraz şaşı oldum ama çünkü gözümde lens vardı. Nasıl? Çok havalı değil mi? Yeni aldım bunu da. Evet, gözlerini pek görmüyor ama. Yüzünü suya mı sok? Yayında nasıl yüzümü suya sokayım ya? Üf, gözlük de yakışıyor. Bir gün yayında takacaktım da hiç yakışmadı, bir daha takmamı. Banlayalım. Şaka şaka. Arkadaşlar yok şey, takmak zorunda kalıyorum. Göz kuruluğu var bende baya. Gözlüksüz daha mı iyisin? Up and down. Up and... Abo. Dişleri fırçala. Neydi o? Anlanın dişlere aynen. Ben bir daha izleyeceğim. Birileri Türkiye ekonomisi batacak. Dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kurdu. Hayaldi, gerçek oldu. Aa, bu şarkı neydi? Azap Ege Ninni değil mi? Aa, harbiden bir ara o vardı. Kimin dönemine denk geldi?